Herkese selamlar. Ben Çağrı Bozkurt. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkolog nasıl olunur? Türkolog bölüm okumak isteyenler hangi bölüm okumalı şeklinde bir video hazırlamak istedim. Hem bölümlerden bahsetmek istiyorum hem de YKS sınavı gerçekleşti ve bazı öğrenciler Türkolog olmak istiyor veya bu bölümü seviyor olabilirler. O yüzden sizlere bazı bölümlerden bahsetmek istiyorum. Türkolog unvanı alabileceğiniz. O yüzden bazı bölümlerden bahsettikten sonra da hem iş imkanları hem derslerden hem de nasıl ilerleme yapabilirsiniz şeklinde bir video hazırlamak istedim. Hazırsanız videoya başlayalım. Öncelikle Türkolog ne demek? Türkolog kelimesinin anlamı nedir? Onlardan bahsedelim. Türkolog yani aslında bildiğimiz Türkoloji, Türklerin tarihini, geçmişini ve önemini belirten bir bilim dalıdır aslında. Türk halkının soyunu, kültürünü, edebiyatını, tarihini birçok konuyu ele alan bir bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor. Bu bilimle uğraşanlar Türkologlar oluyor. Yani Türkologlar her Türk'ün bir bilincini yani bir kültürünü aşılaması gerektiğini savunuyorlar ve bu bölüm vasıtasıyla insanlar bir Türk bilincini, Türk kültürünü, Türk edebiyatını, aklınıza gelecek bütün şuuru kazandırmaya çalışıyorlar. Öncelikle bu anlatacağım bölümler lisans bölümleri. Diğer bölümler yüksek lisansta TÖMER, Türkoloji bölümü olarak da geçebiliyor. Hatta ODTÜ'de sanırım Türkoloji bölümü de var. Kafkas Üniversitesi'nde de var. Onlar tam olarak bilgim yok. Sadece lisans 4 yıllık bölüm olarak sizlerden bahsetmek istiyorum. İlk bahsetmek istediğim bölüm Türk Dili ve Edebiyatı. Türk Dili ve Edebiyatı'ndan mezun olan insanlar Türkolog unvanını alırlar. Yine Türk Dili'ne, Türk edebiyatına veya eski edebiyat, yeni edebiyat, Türk halk bilimi, bunun gibi bölümlere merakınız varsa ve Türk dil edebiyatına ilerlemek istiyorsanız ve Türkolog unvanını almak istiyorsanız bu bölümü okuyabilirsiniz. Benim lisans eğitim Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarıydı. Şu an yüksek lisansta Türk dil edebiyatına geçtim ve aynı zamanda Türk halk bilimi alanındayım. Kendi lisans eğitimden birazdan bahsedeceğim. Kendi birikimlerimden yola çıkarak. Türk dili edebiyatında şöyle bahsedelim biraz. Şöyle geçiyor hatta. 4 yıllık demiştik zaten. 4 yıllık bir lisans eğitimi oluyor ve dersler genellikle üniversiteye göre değişiyor. Eski Türk Edebiyatı var, Cumhuriyet dönemi var, yazılı ve sözlü anlatım teknikleri var, halk bilimi var, dil tarihi var, Türkiye Türkçesi var, Osmanlıca, Türk Halk Edebiyatı, Kur'anlar, kompozisyon, edebi sanatlar, hikaye, roman. Bunların bütün hepsini 4 yılda eğitimi alıyorsunuz zaten. Genelde mezunlar kütüphanelerde, arşivlerde, televizyonlarda, üniversitelerde veya yazarlık, dil kurumu, gazete ve dergilerde gibi gibi birçok alanda iş imkanı oluyor. Fakat dediğim gibi günümüzde bazı ekonomik sorunlar yüzünden her üniversite mezunu iş bulamıyor. Tabii ona göz önünde bulundurarak bakın. Bölüm olarak Türk Dil Edebiyatı şu an İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayağı bir iyi bölümleri var. Onun dışında bu bölümde kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Şöyle söyleyeyim. Çok okumalısınız, çok kitap okumalısınız. Şimdiden bir altyapı oluşturmanız lazım. Çünkü 4 yıl bayağı uzun sürüyor ve bayağı geniş bir bölüm. Osmanlıca bilmeniz lazım. Hem eski metin okuyabilmeniz için. Eğer eski edebiyata merakınız varsa divan edebiyatı gibi. Öncelikle bir Arap alfabesini okumaları yapmanız lazım. Aynı zamanda yeni edebiyat istiyorsanız, yani yeni edebiyat alanında ilerlemek istiyorsanız Cumhuriyet dönemi romanlarını muhakkak okumalısınız. Türk halk bilimi alanında ilerlemek istiyorsanız halk bilim çok geniş bir alan. Şöyle söyleyebilirim. Kültürü, kuramları, folklörü yani folklor kuramlarını bilmeniz lazım. Onun dışında mizah, tiyatro, müze birçok alan var Türk halk bilimi alanında yani Türk dil edebiyatının içinde. O yüzden bu dediklerimi yapabilirsiniz. Dil bölümünde ilerlemek istiyorsanız dediğim gibi yine Türk dilinde ilerlemek istiyorsanız grameri oturtmanız lazım. Ses bilgisini bilmeniz lazım. Aynı zamanda yapıyı bilmeniz lazım ve yapıyı bildikten sonra çekimekleri, yapım ekleri veya Orhun Türkçesi, Uygur Türkçesi gibi gibi bazı dil konuları var. Onları da bilmeniz lazım. Ben dediğim gibi eğer bu bölüm okumak istiyorsanız ön bir hazırlık yapıp bir lisansı öyle başlayın veya öyle bir tercih yapın. Tabii herkes kazanmak zorunda değil. Dediğim gibi İstanbul, Ankara ve İzmir eğer yüksek puanınız varsa bu illere gidebilirsiniz. Ama dediğim gibi puanlarınız nasıl o bilemiyorum. İç Anadolu'da da Nevşehir güzel. Onun dışında Konya güzel gibi gibi bazı üniversiteler var. Bunları dedikten sonra diğer bölüme geçelim. Diğer bölüm Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları. Ben lisans eğitimi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları üzerine aldım. Çağdaş Türk Lehçeleri ne demek yani? Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları denilince ne anlama geliyor? Bunlar biraz konuşalım. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları yeni bir bölüm aslında. İlk olarak 2013 yılında kurulmuş bölüm ve 4 yıllık bir üniversite. Yine bu bölümden mezun olanlar Türkolog unvanı ile mezun oluyor ve Türkolog unvanını alabiliyorlar. Çünkü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarına baktığım zaman yine bir Türk lehçeleri var, Türk edebiyatı var, Türk kültürü, Türk lehçelerini anlayabiliyoruz 4 yılın sonunda. Ve şöyle geçiyor. Türk dili, lehçeleri ve edebiyatları alanında temel ve bilgi kazandırma. Türk tarihi boyunca kullanılan
dünyanın farklı alfabeler var. Göktürk var, Uygur var, Kiril var, Arap var. Bunları görme şansınız oluyor 4 yıl boyunca. Yine Türk tarihi hakkında Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan gibi ülkelerin tarihi hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Bunları kendim yaşadığım için de söylüyorum. Bunun dışında dediğim gibi ilk 1. yıl yerellikte ses bilgisi ilk dönem. Daha sonra 2. dönem yapı olarak adlandırılacak bir gramere geçiyoruz. İlk dönem ses bilgisinin yani lehçelerin nasıl bir değişikliği var, nasıl bir ses bilgisini ele almışlar ondan bahsediyoruz. Ondan sonra Türkiye Türkçesi dersimiz var. Onun dışında Osmanlı Türkçesi dersi oluyor. Rusça dersi ilk sene bazı üniversitelerde Rusça dersi daha sonra da başlıyor. Veya 1. sınıfta başlıyor. O da tabii üniversiteye göre değiştiği için diğer üniversiteler hakkında pek bilgim yok. Ama Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde Rusça 3 yıllık bir eğitim gösteriyorlar. Tabii belki değişmiş de olabilir. 4 yıla da çıkmış olabilir. 4 yıl boyunca Rusça, Uygur alfabesi, Göktürk, Orhun alfabesi gibi birçok konuyu ele alıyorlar ve bayağı da bir faydası oluyor. Eğer kendinizi bu alanda ilerletmek istiyorsanız Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatları bölümünü önerebilirim. Yine 4 yılın sonunda bayağı bir bilgi birikimi olduğu için iş imkanları da olabiliyor. Yani eğer yüksek lisans yapmak istiyorsanız, akademide yer almak istiyorsanız kendinize bir alan seçebiliyorsunuz. Mesela Karluk grubu var, Oğuz grubu var, Sibirya grubu var. Birçok alanda kendinizi ilerletebiliyorsunuz. Eğer dediğim gibi bu alanda ilerlemek istiyorsanız Sibirya Türklerinin lehçelerini bilirseniz kendinize bir artı kazandırmış olabilirsiniz. Bu alanda çalışan insan az. Dediğim gibi Çuvaş, Hakaz, Tuva, Yakut gibi Türk lehçelerini öğrenip çalışmalar yaparsanız sizi bir adım önde tutabilir. Bu da bir ekstra bir tavsiye olsun. Yine iş imkanları da Türk Dili ve Edebiyatı bölümü gibi aynı imkanlara sahip. Pek bir farkı yok. Sadece dediğim gibi lehçe okuduğu için Türk ülkeleriyle daha bir iç içe, daha bir sıkı bir bağlantısı oluyor. O yüzden Türk Dili Edebiyatı'yla bir karşılaştırma yaptığımız zaman lehçeler daha çok Türk ülkeleriyle daha çok bir bağlantısı oluyor ve yüksek lisansa dediğim gibi Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelere gidip yüksek lisans yapma şansınız olabiliyor. Bu da programlar aracılığıyla oluyor. Diğer bahsetmek istediğim bölüm pek bir üniversitede yok. Karşıma çıkmadı. Yani çok az bir üniversitede var ve bence çok yeni bir bölüm olmasına rağmen ve geleceği olan bir bölüm. Türk Halk Bilimi. Türk Halk Bilimi dediğim gibi Türk Dil Edebiyatı'nda da bir kendisine bir alan açmış ama bunun bölümü de ortaya çıktı. Bölümleri şu an Hacettepe Üniversitesi'ne var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde var. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde var. Erciyes Üniversitesi'nde var ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde olmak üzere toplam 5 üniversitede varmış. Bu da çok değerli bir bölüm. Bundan da size biraz tanıtmak isterim. Türk Halk Bilimi. Türk Halk Bilimi şöyle. Yine dediğim gibi müzecilik, mizah, tiyatro, destan, efsane, masal, aklınıza gelecek bütün bölümleri aslında bulabileceğiniz bir alan. Kendinizi geliştirmek için, kendinizi Türk kültürünü yaşatmak için çok değerli bir bölüm. Hem müzede çalışabiliyorsunuz, hem diğer alanlarda çalışabiliyorsunuz. Ama bölüm olarak hem Ankara'daki Hacettepe, Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi önerebilirim. Orada müze açısından çok önemli bir katkısı oluyor sizlere için. Müze var zaten. Hem müzede çalışabiliyorsunuz ve canlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Hangi dersler var onlardan bahsedelim. Tabii dediğim gibi yine değişebiliyor. Yine halk bilim tarihi var, Osmanlı Türkçesi var, halk edebiyatı var, sosyoloji var, gelenek, görenek, halk inançları, kültür ekonomisi, yönetimi, medya, kültürel antropoloji, Türk dili ve kompozisyon, Türk kültür coğrafyası, Türk kültür tarihi, kuramlar, tekke ve tasavvuf, aşık edebiyatı, festivaller, şölenler, halk dansları gibi birçok alan var ve bence kendinizi eğer geliştirmek istiyorsanız bu alanda da ilerleyebilirsiniz. Genel olarak sizlere böyle bahsedebilirim bölümlerden. Türkolog olmak istiyorsanız veya Türk bölümlerine ilerlemek istiyorsanız hem tarih, kültür, coğrafya, dil gibi alanlarda kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu söylediğim bölümleri okuyabilirsiniz. Tabii birçok bölüm daha var. Ben sadece belli başlı bölümleri almak istedim. Tercih zamanında belki size bir faydası olur. Bakarsınız belki bu bölümde ilerlemek istiyorsunuzdur veya tercih yaparken sorun yaşıyorsunuzdur. Bu videoyu çekmek istedim. Size bir ön bilgi, ön kaynak oluştursun. Belki tercih yaparken sorun yaşayacağınız veya aklınıza takılan bazı sorular olacak. Sizlere hem kısa bir tanıtım yapmak istedim hem de bazı bölüm derslerinden bahsetmek istedim. Lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sevgilerimle.